Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin Polat ile Dilan Polat tutuklandı. Aylarca teknik takip altında telefonları dinlenen şüphelilerden Dilan Polat'ın şirketlerine polis tarafından baskın yapıldığı gün çalışanıyla yaptığı telefon konuşması ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Engin Polat'ın teknik takibe takılan telefon konuşmaları ortaya çıktı. Polatlara ait olan Ataşehir'deki iş yerine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırının ardından açıklama yapan Engin Polat, bir hafta içinde üçüncü saldırı demişti. Milliyet gazetesinden Damla Güler'in haberine göre silahlı saldırı sonrası Engin Polat'a gelen bir telefon dinlemeye takıldı. Telefonu Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat açıp ağabeyinin toplantıda olduğunu söylüyor. Buna rağmen arayan kişi acil bir şey söylemem lazım deyince Engin Polat toplantıdan çıkarak telefona bakıyor. Konuşmanın dinlemeye takılmasına sebep olan detay ise arayan kişinin adresi oluyor. Engin Polat'ı akşam saatlerinde arayan kişi olan Fatih G. bu aramayı Maltepe cezaevinden yapıyor. Engin Polat'ın iş yerlerine silahlı saldırı yapan kişi ya da kişileri durdurmaya çalıştığı anlaşılan kişi Engin Polat'a "Seni Yıldıray diye biriyle konuşturmak istiyorum da sen arar mısın onu? Barışların kardeşi. Ben dedim ki Kasım'a kadar bekleyin. Ateşkes yapın." diyor. Cezaevinde olduğu anlaşılan ve Kasım'da geleceğim diyen Fatih G. "Bekleyin dedim. Ben geleceğim, oturup konuşuruz dedim. Yeter ki bekleyin. Adam benim kuzenim dedim. Allah rızası için çoluğu çocuğu var dedim. Numarayı vereyim sen onu gizliden ara." diyor. Engin Polat ise bunun üzerine "Tamam, iyi niyetini biliyorum ama benim şu an birileriyle diyaloğa girmem çok tehlikeli." diyor. Fatih G de "Senle sadece konuşacak. Şu an için ateşkes bir dursun. Benim derdim o. Namludan bir şey çıkmasın be kardeşim. Derdim senin vücuduna ok dönmesin. 3-5 dakika konuş. Kasım'a kadar bunlar bekleyecek. Ben çıkınca bunlarla oturacağım. Muhammed var, Yıldıray var. Bunlar direkt İtalya'daki o Barış ile şey." diyor. Fatih G isimli kişinin İtalya'daki Barış demesi akıllara Daltonlar olarak bilinen çetenin lideri Barış Boyun'u getirdi. Öyle ki başka bir konuşmada yine Fatih G, Engin Polat'ı arayarak Barış Boyun'un adamlarından olan Can Dalton ile görüştüğünü söyleyerek "Bu Barış'a ulaşacak kişiler var. Onlarla konuştum." diyor. Bir başka kayıtta ise Fatih G, Kürşat Polat'ı arayarak Engin Polat'ın aramasını istediği kişinin numarasını veriyor. Kürşat Polat'ı uyaran Fatih G, "Engin'e söyle dikkatli bir şekilde konuşsun. Fevri davranmasın. Sakin bir şekilde konuşsun. Ben yukarısıyla bağlantı kurdum. Hatır gönül koyuyoruz. Ona göre bir şeyler yapacağız." dedi. Engin Polat'a emniyet ifadesinde bu konuşma içerikleri de soruldu. Fatih G'nin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Engin Polat, 10 yıldır cezaevindedir. Arada beni arar, hal hatır sorar. Tehdit edilmemiz ve iş yeri kurşunlanması ile ilgili yardımcı olabileceğini söyledi. Birilerini aramamı istedi. Ancak ben aramadım. Sürekli geçiştirerek olayı kapattım dedi. Engin Polat ayrıca telefon konuşmasında geçen Barış ve Can Dalton isimli kişileri de tanımadığını söyledi.